Arkadaşlar merhabalar. Bugün çok güzel bir lahanam var. Lahana sarması yapacağım canlar. Bunu şimdi haşlayacağım. Haşlamadan önce lahanamı şöyle şu şekilde keseceğim arkadaşlar. Sadece şu göbek kısmını alıyorum. Evet arkadaşlar, bu orta göbeğini çıkarıyoruz. Görüyorsunuz. Şimdi bu şekilde tencereme suyu koydum. Büyükçe bir tencere arkadaşlar, görüyorsunuz. Şimdi bunu bu şekilde yerleştireceğim tenceremin içine. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ve ağzını kapatacağım. Yapraklar yumuşadıkça yumuşayanı alacağım arkadaşlar. Bu şekilde bıraktım. İçerisine ne kattım? Kısaca bahsedeyim arkadaşlar sizlere. 3 baş soğan doğradım, güzelce soydum arkadaşlar. 3 kaşık kadar biber ve domates salçası, fesleğen, karabiber, toz biber, pul biber, nane, kimyon arkadaşlar, kimyon. Bulgurla yoğuracağım. Şimdi ben bunu, bulgur koydum içine. Pirinç yerine bulguru tercih ediyorum arkadaşlar. İnanın daha lezzetli oluyor. Sarmalarımız, dolmalarımız bulgurla daha lezzetli oluyor. Şekerim olduğu için pirinci çok tercih etmiyorum arkadaşlar. Lezzet olarak da bulguru tercih ediyorum. Bu şekilde idare ediyoruz canlar. Evet, malzemelerim bu kadar. Yine açıklama bölümüne yazarım arkadaşlar içine ne kattığımı. Ve lahanamı sobamda bir güzel haşladım. Sonra böyle yaprakları kestim arkadaşlar bıçakla. Sarmaya hazır hale getirdim. Şu şekilde çok güzel bakır bir tencerem var arkadaşlar. Görüyorsunuz, pırıl pırıl kalayını yaptırdım ben bunun. Mis gibi. Şimdi bu bakır tenceremde sobanın üstünde sarıp dolmamı, sarmamı tıkır tıkır pişireceğim inşallah. Şu an içimi yoğuracağım arkadaşlar. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle başlıyoruz. Güzelce şöyle bir harmanlayacağım arkadaşlar. Hepsini birbirine katacağım. Lezzetleri birbirine girsin diye. Evet sevgili hanımlar, şu şekilde harcımı hazırladım. Yemek silimi koydum arkadaşlar. Tahtamı, düzeneğimi bu şekilde hazırladım. Lahanalarım da yanımda gördüğünüz gibi. Ve tenceremin dibine bu şekilde lahanaları koydum. Dibine tuttursak bile dolmalarımıza, sarmalarımıza zarar gelmiyor arkadaşlar. Onun haricinde yağı, tuzu, her şey dibine indiği için onları boş boş yemek de çok lezzetli oluyor. Bu şekilde hazırladım. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyerek sarmaya başlıyorum arkadaşlar. Bana kolay gelsin. Bu şekilde sarıyorum. Görüyorsunuz. Dolmalarımı. Arkadaşlar önceden içlerini kapatarak sarıyordum ama çıkmıyor arkadaşlar. Çok uzun olursa bu şekilde kesiyorum. Bu yaprak gibi değil canlarım. İllaki hepsi değişik oluyor şekilleri. Yani onu yönetemiyorsunuz. Hepsi bir hizada olsun diye olmuyor maalesef. O yüzden böyle sarıyorum. Görüyorsunuz bu şekilde canlar. Bir tane daha sarayım. Evet arkadaşlar şu şekilde
Yani lahananın yaprağına göre şekilleniyor dolmamız. Büyüğüne büyük, küçüğüne küçük. Hepsini eşitlemek çok zor görüyorsunuz. O yüzden şu şekilde sarıyorum. Evet sevgili hanımlar, tenceremin dibine bu şekilde lahana sarmalarımı diziyorum arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi şu şekilde. Görüntü güzel arkadaşlar. Eminim tadı da güzel olacaktır. Evet sevgili hanımlar, şu şekilde görüyorsunuz. Dizdim güzel sarmalarımı. Üzerine de salçalı suyumu yaptım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek döküyorum. Evet sevgili hanımlar, içine de şöyle küçük bir tabak koyuyorum. Kaynarken taşmasın diye. Suyu da bana göre yeterli arkadaşlar. Biraz şöyle kenarından çıktı mı bu su yeterli geliyor bana. Çok fazla su istemiyor zaten lahana. Ve kapağını kapattık. Sobamıza alıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili canlar, sobamızı canlandırdık. Sarmalarımız da üstünde bir güzel pişiyor arkadaşlar. Öyle maşallah. Evet sevgili canlar, lahana sarmalarımız pişti arkadaşlar. Görüyorsunuz şu şekilde. Mis gibi oldular canlarım. Şimdi ben bunları servis tabağıma alacağım arkadaşlar. Evet sevgili hanımlar, lahana sarmalarımı servis tabağıma aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz siz de. Hiç dağılmadı, bozulmadı. Tıkır tıkır sobamızın üstünde. Nefis bir şekilde pişti arkadaşlar. Sarmalarımız harika oldu canlarım. Tenceremiz de yanında. Onun yanında da mis gibi mısır ekmeğimiz. Evet. Bizlere afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun canlar. Görüşmek üzere efendim.